Selam. Geliyor mu sesim? Selam, şimdi geliyor. Sanırım benim internetimle alakalı bir sıkıntı yaşadık. Galiba iki taraflı olarak oldu. Çünkü kesildi. Ben de yayın dondu, kilitlendi ve tamamen kapandı bir anda. Yani bütün komple kapattı. Instagram'dan şey yaptı, dışarı attı program. Tekrardan kapattı. Girmem icap etti. Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş toplamak istiyorum ben. Sormak istediğiniz hani son sorular varsa, Nil Hanım şu anda sorularınızı almak için sizleri bekliyor. Bu arada da şu ana kadar da sorulan sorulara çok güzel cevaplar, çok güzel yanıtlar verdin. Ayrıca ben bunlar için çok 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 teşekkür ediyorum. Ne demek? İbrahim Hocam da biz diğer taraftan çok aktif olarak kullanıyoruz. Sağ tarafımda e-mail açık, öteki telefondan WhatsApp açık. İbrahim Hocam gündemi takip ediyor, oradan sorular yöneltiyor. Hani buradan ulaşamayanlar vesaire falan hani bayağı şey yapıyoruz. Kapsamlı bir online eğitim vermeye, online bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Sporcu disiplinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Amnesty Tipeee, Craig gibi. evet, o soru daha önceden gelmiş. Çok özür dileriz. Berkan Hoca sormuştu. Şimdi Tuğçe Hoca da Evet. sormuş. Şöyle, yani burada ya gerçekten çok kişisel bir soru bu ve cevap. Hani çok açıkçası böyle nete net ya çok zararlıdır ya da çok şeydir diyemiyorum. Ama günümüz dünyasında eğer birazcık daha organik insan olmak istiyorsak ki gerçekten şu korona olayı da bunun çok daha önemli olduğunu bize gösterdi. Yani dışarıdan ne bileyim yani güneşle akrabalığı olmayan bir şey almak istemiyorsak, biraz daha böyle doğal yaşamak istiyorsak zaten bunların hiçbirinin aslında beslenmemizde yeri olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha, illa da kullanmak istiyorsa eğer kişi, eğer ne bileyim yoğun antrenman yapıyorsa tabii ki protein desteği kullanabilir. Burada protein desteğinde en çok önerebileceğim aslında yani önermek de değil de içlerinden en çok seçebileceğim diyeyim izole whey protein olabilir. Peynir altı suyu. Onun haricinde eğer yorgunlukları falan varsa bence magnezyum, çinko gibi destekler almalı. Yani BCAA gibi ne bileyim amino asit destekleri yerine bence mineral desteği alabilir. Su içmeyi ihmal etmemeli. Kreatinle de alakalı hani böyle çok şey diyemem. Yoğun antrenman yapıyorsa minimum miktarlarda belli sürelerle alabilir. Ama çok uzun vadede bunların böbreği yoracağı ve doğal olmayacağı unutulmamalı. Peki, son olarak toparlıyorum ben şimdi. Gündemi en başında koronayla açtık, bağışıklıkla açtık. Sporculara doğru yavaş yavaş yönelmeye de başladık. Gündemi en son bağışıklıkla ilgili son bir istersen bir derleme yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Sonra çok küçük bir genel bildirge geçeceğim. Sonrasında da arkadaşlara bunun için teşekkür etmek istiyorum. Vallahi biz teşekkür ederiz. Benim için çok güzel oldu. Keyifli bir yayında vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son bağışıklıkla ilgili toplamak istediğin bir şeyler Aynen, var yapalım. mı? Şimdi ilk önce ben zaten yani biraz yarım kalmıştı. İyi ki döndük bu konuya. Omega 3'ü arttırmaktan bahsettik. Omega 3 yerine işte gerçek balığa ulaşabiliyor musunuz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani çiftlik balığı değil de veya işte ne bileyim ton balığı değil de gerçekten iyi balık bulabiliyorsak kullanalım. Onun haricinde besin desteği olarak alabiliriz veya krill oil olarak alabiliriz dedik. Aynı şekilde yine bağışıklığı kuvvetli tutabilmek için omega 6 yağında mümkün mertebe azaltabiliriz. Biliyor olmamız gerekiyor. Bu da işte ayçiçek yağı, mısır özü yağı veya yine aynı şekilde çekirdekler bunları da mümkün mertebe azaltmakta fayda var. Kuru yemişler de yine çok etkili burada. Yani ceviz, badem bunlar da birazcık daha omega 3 fazlayken özellikle yer fıstığında, yer fıstığı ezmesinde omega 6 birazcık daha fazla oluyor. Dolayısıyla bunlar omega 3 bölü omega 6 oranını çok etkileyen şeyler. Yine aynı zamanda çok soru geldi. Zencefil ve zerdeçal kullanabilir miyiz bu dönemde? Çünkü bazıları kullanamayız dedi. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Bu hakikaten özellikle diyetisyenler birliğiyle çok konuştuğumuz bir şey. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Miktarlar zaten yarım çay kaşığı, yarım çay kaşığı. Her gün bir şeyin içine ekleyerek rahatlıkla kullanabileceğiniz gıdalar arasında. Yine aynı şekilde bol su içmeyi unutmuyoruz. Günde mutlaka en az bir porsiyon
Hatta bence her öğün için mutlaka olması gereken güneşle akrabalığı olan bir gıda tüketiyor olmamız. Mesela atıyorum, sabah kahvaltıda birazcık yeşillik yiyebilirsiniz. Bir ara öğün yapıp bunda mutlaka bir porsiyon taze meyve, taze olması önemli. Yani kuru meyveden bahsetmiyorum. Kullanabilirsiniz. Akşam yemeğinde de yine çok fazla pişirmediğiniz veya az pişmiş, işte şoklanmış, işte brokoli, karnabahar olabilir veya fırınlanmış sebzeler olabilir veya salata olabilir, tüketebilirsiniz. Yani bir sebzeyi güneşe değdi diye inanılmaz pişirip haşladığınız zaman, blenderdan geçirdiğiniz zaman da yine aynı etki olmamış oluyor. Bağışıklığı kuvvetli tutabilmek için bunları çiğ veya çiğe yakın tüketiyor olmak gerekiyor. Yine aynı şekilde soğan, sarımsak, bunları da yemeğin içindeki olandan bahsetmiyorum. Birazcık daha böyle çiğ bir şekilde mesela bir sarımsağı böyle ikiye bölüp tüketebilirsiniz. Bu dönemde yine bağışıklık sistemi için alabileceğiniz önemli önlemlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel değerli bilgiler verdin. Hani bıraksak daha da gider. Çok teşekkürler. Dolayısıyla biz ilerleyen zamanlarda tekrardan seninle yeni bazı konularda tekrardan canlı yayında olmak istiyoruz. Bu arada arkadaşlar Seven IMEA YouTube kanalını da aktif etmiş durumdayız. Mümkün mertebe yaptığımız konuşmaları kayıt altına alıp orada paylaşmaya gayret ediyoruz. İbrahim Hoca zaman içerisinde çeşitli test modelleri ve çeşitli egzersiz metodlarını, ben çeşitli korektif egzersizleri, özellikle medikal egzersiz alanında paylaşımlar yapmaya başlıyoruz yavaş yavaş. YouTube kanalını da, Seven IMEA YouTube kanalını da izlemenizi istiyoruz. Ekseriyetten Nil Hanım'a da buradan açık olarak söylüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum verdiği değerli bilgiler için, hem dostluğu için hem de alanındaki profesyonel yaklaşımı ve duruşu için. Bir sonraki organizasyonlarda Nil, biz seninle tekrardan, eğer senin için de uygun Çok olursa, sevindim. kabul edersen, biz tekrardan bir canlı yayın bağlantısı kurmak istiyoruz. Periyodik belirtili hafta geçişleri var. Seven IMEA olarak organizasyonumuzun ve canlı bağlantılarımızın temel unsurlarından bir tanesi. Biz eğitimlerdeki davet ettiğimiz hocalarımızı canlı yayınlarda da konumuz olarak almak istiyoruz. Bu konuda sağlık çalışanlarına, özellikle bizlere bu organizasyon anlamında yardımcı olan Barın Özbilen ve Mazlum Aksoy, yani Palmer Institute Kayropraktik ve Omurga Sağlığı Merkezi bize bu konuda çok büyük destekler verdi organizasyonumuzu başlatırken. Çok ciddi isimlerle bağlantılara geçerek organizasyonumuzda bir fiil, çok güçlü bir duyuruyu sağladılar. Ben buradan kendilerine birer kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Nil Hanım'a da değerli zamanını harcadığı için bize çok teşekkür ediyorum. Yarın Nurcan Ekici bedensel gelişimi ve fasya üzerine bir söyleşimiz olacak. Hemen ardından Perşembe günü fizik tedavi ve hekimi Doktor Ömer Önder nefes üzerine bir söyleşimiz olacak. Sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Seven IMEA danışmanlık@gmail.com üzerinden de yazabilirsiniz. Hani burada bilgisayardan da açtım. Şimdi hani Nil'le de burada konuşurken dikkat ettiğim bazı şeyler var. Sorular çok hızlı geçtiği için bazen bazı şeyleri yakalayamıyoruz. Ben burada not almak zorunda kalıyorum. Fakat mail olarak attığınız zaman, evet, ben burada onu çok rahatlıkla gözlemleyebilirim. Ve Nil Hanım'a da sorular yöneltmek isterseniz sosyal medya mecrasından, değil, istersen sen bir tekrarla sosyal medya ismini ve e-mail adresini, arkadaşlar belki not almak isterler, sana özelden yazıp soru Yukarıda sormak yazıyor isteyebilirler. zaten. bm.dyt.nilyurtbay hesabından ulaşabilirsiniz. nil@nilyurtbay.com mail adresim. Yine aynı şekilde sorularınızı yöneltebilirsiniz. Katılan, soru soran herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi gördüm. Katıldığınız için çok keyif aldım. Valla çok güzeldi Levent. Ben Teşekkürler. teşekkür ederim. Çok çok keyifli. Harika. Ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Sizlerle birlikte olacağız. Cumartesi günü de ben sizlerle birlikteyim. Pekala. Görüşmek üzere. Değil. Hoşça kal. Görüşmek Kendine çok üzere. iyi bak. Kendinize Sevgiler. iyi Hoşça bakın. Bay bay. kal.